projemiz kapsamında düzenlediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılarımız, bildiğiniz gibi sosyal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen pandemiyle mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Olağanüstü koşulların yaşandığı bir dönemde firmalarımızın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri ve istihdamın korunması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla devreye alınan mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının detaylarını ilişkin bilgileri e Bursa Batı Müdürümüz Sayın Erkan Güngör'ün sunumuyla öğrenme fırsatı bulacağız. Seminer içeriğine ilişkin sorularınızı Zoom programının alt bandında bulunan Q&A butonunu seçerek yazılı olarak ulaştırabilirsiniz. Eğitimin son bölümünde sizlerden gelen sorulara da cevap vermeye çalışılacaktır. Şimdi de sözü Kosker Bursa Batı Müdürümüz Sayın En Erkan Güngör'e bırakıyorum. Buyurun Erkan Bey. Zafer Bey teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, Bursa'mızın kıymetli kobi temsilcileri, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın e, BTSO Akademi projesi kapsamında video konferans yöntemiyle sizlerle tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle sizleri bizlerle buluşturan Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na ve bu projenin koordinatörü Zafer Bey Nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu programın hem sizlere hem işletmenize hem de çalışanlarınıza faydalı olmasını diliyorum. Malumunuz üzere 2019 yılının Aralık ayından bu yana dünyamız bir COVID-19 pandemisiyle mücadele etmekte. Tüm ülkelerde olduğu gibi biz ülkemizde de bu pandeminin etkilerini en aza indirmek için çeşitli destek ve politikalar geliştirmekteyiz. Kurumumuz da kendi ilgi alanında bulunan COBİ'leri bu süreci en az hasarla atlatabilmeleri amacıyla bir takım politikalar geliştirdi ve geliştirmeye de devam etmekte. Biraz 2020 yılına döndüğümüzde hemen pandeminin başladığı ilk dönemlerde kamu kurumları arasında bu pandemiye en erken müdahale eden kurumların başında geliyoruz. COSCEP'ten destek alan işletmelerin bu dönemde üçer aylık geri ödemelerini ertelemiş bulunduk. Yine projesi devam eden işletmelerin 4 ay süreyle projelerini erteledik. Yine cari işlemler hesabına katkı sağlayacak 2020 yılında çok ihtiyaç duyduğumuz maske, dezenfektan gibi ürünlerin üretimini desteklemek amacıyla Tekno Yatırım Destek Programı'nı geliştirdik. Yine 2021 yılının başında Dünya Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan elde ettiğimiz fonla birlikte de küçük ve mikro ölçekli işletmeleri hızlı destek programını yürürlüğe aldık. Bugün sizlere bu programın üçüncü fazı hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunacağım. Sunumun sonunda sorularınız var ise de memnuniyetle cevaplamaya çalışacağım. Müsaade ederseniz sunum üzerinden gitmek istiyorum. Hem akılda daha fazla kalır hem de bir akış içerisinde devam etmiş oluruz. Ben ekranımı paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda benim ekranım görünüyor mu acaba? Görünüyor Erkan Bey ama tam yansıtırsanız evet tam ekran yansıtırsanız daha görünür olacak. Şu anda bir sıkıntı var mı? Evet. tam ekrana yansımadı sunumunuz. Tekrar paylaşımı durdurup yapalım. Tekrar deneyelim. Aynı şu değil. anda Aynı Şu değil. anda görünüyor mu? Görünüyor ama sol tarafta şeyler görünüyor. Tam ekrana yansıtma. Tekrar da deneyelim bakalım. Biz ekranı benim ekranımda tam ekran olarak görünüyor. Tamam. Bir daha deneyelim. Evet, şimdi şimdi hareket ediyor mu? Tamam, evet şimdi evet. Tamam. Bunun başına geldi. Bu, bu aksaklıktan dolayı da öncelikle özür diliyorum. Rica ee, Biraz önce bahsettiğim gibi COVID-19 pandemisi kapsamında Dünya Bankası ve JICA'yla bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında da yaklaşık 600 milyon dolarlık bir fonu mikro ve küçük ölçekli işletmelerimize kullanılmak üzere getirmiş bulunduk. 2021 yılının e, Mayıs ayında başlayan bu programın şu anda üçüncü fazını yürürlüğe aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Ocak 2022 tarihinde bunun duyurusunu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde başvuruları almaya başladık. Daha önceki dönemlerden farkı neler olacak, bu programda kimler yararlanabilecek, ne şekilde faydalanacaksınız? Bunlarla ilgili detaylı bir paylaşımı sizlerle yapacağım. Bir kere programdan kimler faydalanabilecek dersek, mikro ve küçük ölçekli işletmeler. Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanabilecekler. Buradaki amacımız ne? Faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdam seviyelerini muhafaza etmelerini ve yeni istihdam oluşturmaları bu programın genel amacı. Destek kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren, bunun tamamlayıcı niteliğinde olan işletmelerle birlikte Covid-19'dan daha fazla nispeten diğerlerine göre daha fazla etkilenen bazı hizmet ve ticaret sektörlerinde biz bu program kapsamında almış olduk. Bir önceki programda yani 2021 yılındaki programda sadece imalat sanayinde faaliyet gösterenler ve bunun tamamlayıcı nitelindeki bazı sektörler faydalanabiliyordu. Burada kapsamı biraz genişlettik. Bu destek kapsamında kimler veya kimleri çalıştırabileceksiniz derseniz 1981 yılı ve sonrası doğumlu son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya meslek, meslek lisesi mezunu personeli istihdam etmenizi bekliyoruz. Ve bir diğer şartımız ise başvuru döneminden önceki 12 ayda mevcut istihdamınızı korumanızı bekliyoruz. Ve bunun karşılığında alacağınız her bir personele 100.000 TL geri ödemeli bir destek sizlere sunacağız. Peki buradaki öncelik nelerden olacak? Alacağınız personel için biz bu dönemde genç kadın ve yeni mezunların istihdama katılmaları için bir tasarı oluşturduk. Bu tasarımın içerisinde bu programda genç kadın ve yeni mezun alır iseniz biz sizlere her bir personel için 100 bin lira destek vereceğiz. Bir pozitif ayrımcılık da işletme yetkilisi kadın veya alınacak personelin kadın olması durumunda 100 bin liraya 10 bin lira ilave destek sağlamış olacağız. Yani işletme yetkilisi kadın olabilir, veya alacağınız personel kadın ise 110 bin lira kişi başı destek alabileceksiniz. Yine kimler bundan faydalanabilecek? Mikro işletmeler azami iki kişi için bizden destek alabiliyorlar. Küçük işletmeler ise beş kişi için destek alabilecekler. Mikro işletme dediğimizde çok basit anlamda bir tanımını yapmak gerekirse çalışan sayısı bir ile dokuz olan işletmeleri biz mikro sınıfında yer alıyor, yer veriyoruz çalışan sayısı onla 50 arasında ise işletmelerimizi biz küçük işletme olarak kabul ediyoruz. Bazen işletmelerimiz ciro bazlı farklı kriterlerde var ama bu kriterleri COSGAP veri tabanında kayıt olduğunuzda beyannameyi doldurduğunuzda işletmenizin ölçeğini otomatik olarak hesaplayacak. Yani ben mikro muyum küçük müyüm diye endişe etmenize gerek yok. Ama kaba anlamda çalışan sayısı birle dokuz mikro çalışan sayısı onla 50 arasında olanlar da küçük işletmeler. Bu programın başvurusu Sayın Cumhurbaşkanımız Ocak ayının üçünde açıkladı. Aralık sonu itibariyle başlamış oldu. Ve 31 Mart 2022 tarihine kadar ön başvuru yapabileceğiniz bir program. Destek ödeme takvimi nasıl olacak? Bunların detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Bir kere iki dönemde ödemenizi size yapıyor olacağız. İlkini destek başvurusu yaptığınız birinci dönemde takip eden altı ayda ise geri kalan ikinci desteği de yani desteğin yüzde ellisini sinde sizlere vermiş olacağız. Geri ödeme takvimi çok basit bir geri ödeme takvimi var. Sizlerin çok zorlanmayacağını düşündüğümüz bir geri ödeme takvimi oluşturduk. İlk iki yıl hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Takip eden iki yılda ise altı eşit taksitte dörder aylık dönemlerde geri ödemenizi bekleyeceğiz alacağınız desteği. Programın artık biraz detaylarına gelmek gerekir ise. İki bileşenden oluşuyor bu programımız. Bileşen bir ve bileşen iki. Aralarında çok ufak farklılıklar var. Bileşen bir imalat sanayinde, bilgisayarda, programlamada, programlamada, arge faaliyetlerinde, bazı hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, 2019 yılında en az 75 bin lira gelir hacmine ulaşmış ise bileşen bire başvurabiliyorlar. Bileşen 2'de ise aynı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler fakat bu işletmeler Tekmer'de, Teknopark'ta faaliyet gösteriyor ise, kamu kurumlarından bir ARGE projesi tamamlamış veya devam eden projeleri var ise, 2017 yılından sonra patent ve belgesi almış ise ya da tür deneyim belgesine sahip ise bu işletmelerimizi biz 2019'daki 75 bin gelir hacmi şartını aramıyoruz. Aradaki en önemli fark bu. Yani birinci bileşene başvuran işletmeler 2019'da en az 75 bin TL gelir hacmine ulaşmış olmasını bekleyeceğiz. İkinci bileşende ise biraz önce saydığım şartları yerine getiriyor ise işletmelerimiz bunlarda da 75 bin şartını aramamış olacağız. Peki başvuru şartları neler olacak? Geri ölçek kriterlerine baktığımızda COBI bilgi beyannamesini esas alacağız. Bizim veri tabanlarımıza kayıtlı. Burada mikro ve küçük ölçekli iseniz programa başvuru, başvuru yapabileceksiniz sektör kriterlerini biz NACE faaliyet kodlarına göre sınıflandırmış bulunmaktayız. Bu size paylaşacağım liste ikili kodlardan oluşmakta ama devamını ve detayını altılı kodlar baz alarak desteği veriyoruz. Bu altılı kodları ise koskep.gov.tr'de e hizmetler sekmesi altında küçük ve mikro ve küçük ölçekli işletmeler hızlı destek programı altında bu listenin tamamına ulaşabileceksiniz. Yani hangi sektörler faali bu destekten yararlanabilir, ben bu destek kapsamındayım gibi soruların cevaplarını bu tam listeden alabileceksiniz. Ama kabaca özetlemek gerekirse imalat sektöründeki yani kısım C'de bulunan işletmelerin büyük çoğunluğu bu program içerisinde dahil olacaktır. Tek istisnası tütün ürünlerinin imalatı veya kok kömürü ve rafine petrol ürünlerinin imalatı istisnası imalat içinde olanlar. Yine bilgisayar programlama faaliyetleri, bilimsel araştırma geliştirme faaliyeti olan sektöründe olan işletmeler yine seçilen bazı hizmet ve ticaret sektörleri bu programa başvurabilecekler. Hizmet ve ticaret sektörün detayına şöyle bir bakmak gerekirse burada yine ikili kodları göreceksiniz ama biz bunların altındaki takip eden dörtlü kodu baz alacağız ve bu alanda faaliyet gösteren NACE kodunun herhangi bir tanesi faaliyet alanlarınızda bu kodlardan birinde ise bu programdan yararlanabileceksiniz. Yani aynı alanda aynı anda 3-4 faaliyet alanınız olabilir. Herhangi bir tanesi bu kodlardan birinde ise siz destek almaya e, hak kazanmış olacaksınız. Böyle kısaca hemen özetleyelim kimler olabilir. E, toptan ticaretle uğraşanlar, perakende ticaretle uğraşanlar, konaklama faaliyetleri, yiyecek içecek hizmetinde bulunanlar, Yayıncılık faaliyetlerinde bulunanlar, e, sinema faaliyetinde bulunanlar, reklamcılık, piyasa araştırması yapanlar, mimarlık ve mühendislik faaliyetinde test analiz hizmeti yapan işletmeler, büro yönetimi ve büro destek işlerinde çalışan işletmeler, eğitimde sadece spor kursları bizden destek alabiliyor. Ve ilgi alanımızın dışında kalan eğitimde spor kursları veya vücut geliştirme faaliyetinde bulunan salonlar bizim bu desteğimizden yararlanabilecekler. Tam dediğim gibi detaylı listeyi bizim web sayfamızdan ulaşabileceksiniz. Şimdi başvuru şartlarını tekrar gözden geçirmek gerekirse. 2019'da asgari 75 bin net satış ağası olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler bileşen bire başvurabilecekler demiştik. Yine 2007'den sonra kurulan yenilikçi genç işletme diye ifade ettiğim biraz önce bileşen 2'ye hangi şartlarda başvurabileceğini açıkladım. İşletmelerde bileşen 2'ye başvurabilecekler. Aynı anda iki programa başvuru yapamıyorsunuz. Sadece bir tanesini seçmek durumundasınız. Yine daha önce 2021 yılında bu programın birinci ve ikinci fazından yararlanan işletmelerimiz şartları sağlamaları durumunda, yeni istihdam sağlamaları durumunda yine bu programa başvuru yapabilecekler. Biz destek ödemesini yaptığınız, kesin ödemeye başvuru yaptığınız dönemde sizin güncel ve yasal sınırların altında SGK ve vergi borcunu indirmenizi bekleyeceğiz. Başvuru esnasında bunu istemeyeceğiz ama ödeme talebinde bulunacağınız dönemlerde biz sizlerin yapılandırılmış veya yasal sınırların altında SGK ve vergi borcunuzun olmasını bekleyeceğiz. Destek üst limitleri ve ödeme şartlarına gelecek olursak biz bu desteği işletmelere işletme sermayesinde kullanılmak üzere faizsiz olarak vermiş oluyoruz. Teminat ve teminatsız ve geri ödemeli olarak faizsiz bir şekilde vermiş bulunuyoruz. Destek üst limitlerini biraz önce de bahsettim. Mikro işletmeler için 100 bin TL kişi başı. Aslında küçük işletmeler için de 100 bin TL de mikro işletmeler maksimum 2 personel Küçük işletmeler ise maksimum beş personel alabilecekler. Dediğim gibi yine kadın işletme sahibi kadın veya yeni istihdam edilecek personel ise bu yüzer bin lira, on bin lira ilave etmiş olacağız. Peki alınacak personelin niteliklerine gelecek olursak. Hem bunları hem de alınacak personel özellikleri kısaca şöyle. Başvuru ilanından önceki 12 ayda biz bir kere işletmenin 4A SGK ortalamasındaki istihdam seviyesini korumasını istiyoruz. Yani 2021 yılındaki çalışılan gün sayınızı 360'a böldüğünüzde çıkan kişi sayısını bu destek programının 12 aylık süresinde korumanızı isteyeceğiz. Yine 12 ay boyunca yeni bir istihdam edeceğiniz, istihdam etmenizi, yeni personel istihdam etmenizi ve bu istihdamı 12 ay boyunca korumanızı bekleyeceğiz. E, bu süreç içerisinde e, 12 aylık ortalamayı sağlayamadığınız veya elemanınız işten ayrıldıysa bunlarla ilgili de birazdan açıklayacağım. Üçer aylık ek sürelerde bu taahhütlerinizi yerinize getirmeniz için sizlere süre tanımış olacağız. Yine işletmenin tabii destek alabilmesi için faal olması, Gelir dersi başkanlarının sayfasında faal olması bekleyeceğiz. Yasal limitler üzerinde vadesi geçmiş bir borcun, SGK veya vergi borcunun olmaması bu konuların başında geliyor. Yine personelin ödeme talebinden önceki dönemde en az 10 gün istihdam etmenizi bekliyoruz. Yani tam zamanlı çalışmanız bizim için ideal ama 10 prim günü çalıştırdıysanız da o ay için sorumluluğunuzu ve taahhüdünüzü yerinize getirmiş olabileceksiniz. Destek ödeme taksitleri nasıl olacak? bir destek ödemesini biz altışar aylık iki dönem yapacağız. Personel başına elli bin lirasını hemen programın başvurusunda takip eden altı ayda ise diğer yarısını vermiş olacağız. Birinci taksit ödemesi ne zaman olacak derseniz ön başvuruyu yapma, yap, yaptığınız 31 Mart'tan sonra veya bu ara dönemde ön başvuruyu yapıp kesin başvuru yapabileceğiniz dönemden sonra aldığınız personel sizin resmi kayıtlarına yansıdıktan sonra ilk taksidi biz sizlere yapmış olacağız. İkinci taksidi yapabilmemiz için ilk aylık taahhüt ilk 6 aylık taahhüdünüzün yerine getirilmesini incelemiş olacağız. İlk 6 aylık taahhütler yerine gelmiş ise ikinci 6 6 aylık için ikinci taksidi ödemiş olacağız ve toplamda personel başına 100 veya personelin niteliğine bağlı olarak 110 bin lira size vereceğiz. Her iki taksit her iki taksit ödemesinde sizin ön şartları karşılamanızı bekliyor olacağız. Karşılayamıyor iseniz dediğim gibi her bir dönem için 3 ay ilave süre tanıyacağız. Karşılayamadığınız bu sürede eleman çıkmışsa eleman almanızı veya geçmiş yıl ortalamanız düştü ise o dönem için kendi personelinizi o seviyeye çıkartmanızı bekliyor olacağız. Ve bu iki şart sağlandığında size ödemeyi gerçekleştireceğiz. Peki istihdam edilecek elemanın özellikleri neler olacak? Bir kere iki yıl ve üzeri üniversite mezunu olmasını bekliyoruz. Yine meslek lisesi veya teknik lise mezunu bizim için yeterli olacak. Daha önce hiç çalışmamış olacak bu personelimiz veya son üç yıl içerisinde 180 gün SGK 4A primini sağlamıyor olacak. Yani son 3 yıl içerisinde altı aydan fazla çalışmamış bir personeli istihdam ederseniz bu programdan yararlanmış olacaksınız. Bir diğer şart personel için de tabii biz e, programın başında demiştim gençlerin ve kadınların istihdamını sağlıyoruz. O yüzden de bir diğer şartımız da 1981 yılı ve sonrası doğumlu olması çalışacak nitelikteki personel özelliklerinde. Yine yabancı uyruklu olmaması da bir diğer e, sizden beklentimiz olacak. İzleme ve taahhüt eksiklerin tamamlanması için tanınacak süreler. Biraz önce onlardan bahsettim. Her bir dönem için altı aylık dönemlerde değerlendireceğiz. Eksikleriniz var ise bu eksikleriniz için de her bir dönemde üçer aylık size süre tanımış olacağız. Toplamda 18 sekiz ayda on iki aylık taahhütünüzü yerine getirmenizi bekleyeceğiz. Bu taahhütler yerine gelmez ise size vermiş olduğumuz desteği biz yasal faiziyle geri almak durumunda kalacağız. Böyle bir durumla karşılaşmamak için de dönemsel olarak biz sizleri takip ediyor olacağız. Yani ilk ta iki taksitte bölmemizdeki ana gaye de bu. Yani ilk altı aydaki şartlar sağlandıysa ikinci altı ayı alabileceksiniz. Hayır sağlamıyor iseniz ilk verdiğimiz desteği biz faizle geri alacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Peki biz bu desteğe başvururken sizin uygun giderlerinizi beyan ederek destek talebinde bulunmanızı bekleyeceğiz. Burada da neyi kastediyoruz? 12 aylık dönemde sizin ihtiyaç duyabileceğiniz giderleri öngörmenizi bekliyoruz. Örneğin bunlar neler olabilir? Bu öngörülerinizi, personel giderlerinizi yazabilirsiniz. Iş yeri kirasını, düzenli iletişim giderlerinizi, malzeme giderlerinizi bu programa başvururken e, öngörerek yazabilirsiniz. Aslında İki çalışanlı bir işletmenin yıllık işletme personel gideri ortalama 140 bin lira. Yani iki personel aldığınızı varsayalım. Bir, bir personel aldığını varsayarsak sadece personel giderinizi göstererek 140 bin liraya yani bu taahhüdünüzü yerinize getirmiş olacaksınız. İkinci bileşende ise teknolojik faaliyetleri de işletmeler ekleyebilecek istisna olarak ama onun haricindeki işletmeler personel iş yeri kirası ve düzenli işletme giderlerinde ön başvuru yaparken ben bu kullanacağım desteği bu alanlarda kullanacağım diye beyan etmenizi bekleyeceğiz. Bunun için bir belge istemeyeceğiz ama örnekleme usulüyle Dünya Bankası'ndan bazı işletmelerimiz diyebilirler ki örnekleme usulü bir işletmenin gideri 100 bin lira veya 200 bin lira oldu mu bunu görmek isteyebilirler. O da istisna bir durum. Bunu da hatırlatmak isterim. Geri ödeme süresi nasıl olacak? Dediğimiz gibi 24 ayın boyunca hiçbir ödeme talep edemiyoruz. Programın son başvuru ödeme için son başvuru tarihiniz 24-25 Mayıs olduğunu öngörürsek, 25 Mayıs 2022'de ilk ödemenizi yapıyor olacaksınız. Bundan sonra da iki yıl içerisinde faizsiz ve hiçbir komisyon ödemeden aldığınız desteği altı eşit taksitte yani toplamda 4 yılda geri ödemenizi bekleyeceğiz. Tüm bu anlattıklarımla ilgili bir özet yapmak gerekirse bir sunu da bunları size paylaşmak isteyeceğim ama öncesinde bu programın başvurusunun Aralık sonunda başladığını, 31 Mart 2022'de de ön başvuruyu yapmış olmanızı bekliyor olacağız. Kesin başvurular ise 25 Mayıs 2022'de bitecek. Yani 31 Mart 2022'ye kadar ben şu kadar personeli iş, işe almak istiyorum ve şu şartları sağlıyorum diye bir ön başvuru yapmanızı bekleyeceğiz. Başvuruyu biz yüzde otuz fazla alacağız bütçe imkanların üzerinde. Öngörümüz ise bu programda 75.000 bin kişinin istihdam edilmesi. Yani yaklaşık yüzde otuz üzerine aldığımızda yüz yüz bin kişinin istihdam edileceği şekilde bir başvurular alacağız. Başvuruları da başvuru sırasını öncelikli alarak değerlendirmiş olacağız. Yani bu yüzden de bu programın içinde destek almak için başvuracak işletmelerin bir an önce başvurmalarını ben sizlerden istirham edeceğim. Bunlar sizin faydanız olacak. Yine bu programda bir istisna var. E, i̇şletme yetkilisi kadın veya bileşen ikine, ikiye başvurduysanız sıralamaya girmeden önceliği biz bu işletmelere sağlamış olacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son olarak bu programın işleyişi nasıl olacak, nereden başvuracağız diye bir slayt üzerinden toplamak gerekirse tüm başvurularımızı Kosgeb'in web sayfasından e-Hizmetler menüsünden yapıyor olabileceksiniz. Aslında şu anda e, pop-up'lar açılıyor. Ekrana girdiğinizde bu program direkt karşınıza geliyor. Coscap GovTR'ye girdiğinizde mikro ve küçük ölçekli işletmelere hızlı destek programını görüyor olacaksınız. Buraya girdiğinizde geçici başvurunuzu yapmanızı bekleyeceğiz. Coscap veri tabanına kayıtlı değilseniz öncelikle Coscap veri tabanına kayıtlı olmanızı istiyoruz. Kayıtlıyseniz güncel COVID bilgi beyannamenizin olup olmadığını kontrol ettikten sonra online olarak yaklaşık iki sayfalık bir formu COSCEP ön başvuru formunu doldurmanız bizim için yeterli olacak. Akabinde işletme yeni personeli işe alacak ve ödeme talebinde bulunacaklar. İşletme yeni personel alacak dedim ama şu da önemli. Biz bu programda Aralık 2021 tarihinde işe aldığınız personeli de yeni personel gibi kabul edebileceğiz. Ocak'ta aldıklarınız yani başvurudan sonra almanızı beklemiyoruz. Ee, Aralık 2022'de, 21'de özür dilerim, aldığınız personel de yeni personel gibi bu başvuruda değerlendirebileceksiniz. Keza Ocak'ta bu şekilde olacak. Başvuru yaptınız, ödeme talebinde bulundunuz. Biz sizi değerlendirdik kontrol ettik bir ekseniniz yoksa ilk ödemenizi yaptık kesin ödemeye başvurdunuz elemanı işe aldınız kesin ödemeye başvurdunuz değerlendirdik, ilk ödemeyi yaptık ikinci ödeme geldiğinde ilk altı aylık taahhüdünüzü yerinize getirip getirmediğinizi kontrol ettik yerinize getirdiyseniz ikinci ödemeyi de size yapmış olduk ve 2024 Mayıs'ta da artık bu programın geri ödemesine faizsiz bir şekilde başlamış olacaksınız. Ben burada sözlerime son verirken sormak istediğiniz soruları da memnuniyetle cevaplamak isterim. Erkan Bey bir soru var. Ben hemen Ben paylaşımı durdurayım, ekranı büyüteyim. Buyurun Zafer Bey, soru cevap kısmından da gidebiliriz. Q&A butonunda siz oradan ulaşabilirsiniz. Ben... Görüyorum, buradan da gördüm. Evet. SGK prim ödemelerine de destek alabiliyor muyuz? Aslında sadece işletme giderinizi gösterseniz bu yeterli bizim için. SGK iz, e, prim ödemelerini de burada kullanabilirsiniz tarih esnasında. Bizim beklentimiz 12 aylık giderlerinizi belirleyerek eleman istihdam ediyor olmanız. Sunuma ulaşabilecek miyiz diye sordunuz. Bu sunumu sizlerle paylaşabiliriz. YouTube kanalında da bu yayınlanacak diye tahmin ediyorum. BTSU'nun evet. doğru mudur? Oradan da buna ulaşabilirsiniz. Resul Bey sormuş. Sadece personel istihdamı için mi destek veriliyor? Biraz açabilir misiniz Resul Bey? Evet yeni alacağınız personeli 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü vermeniz ve 2021 yılındaki ortalama çalışanını korumanız durumunda bu programdan yararlanabileceksiniz. Yine sorular geliyor. Bilgihan'dan soru gelmiş. Merhaba, yeni işe aldığımız personelin hangi aydan itibaren ödediğimiz maaşına destek alabiliyoruz? Örnek Aralık 2021 maaşına destek alabilir miyiz? Evet, bu programa ön başvuruyu şimdi yaptınız. Ee, Aralık ayındaki personelinizin SGK hizmet kayıtlarına yansıdığını gördüğümüz anda kesin başvuru yaparak Aralık ayından itibaren 6 aylık taahhüdünüz başlamış olacak. Destek alabilirsiniz. Yine Balentur'dan muhasebe biriminden bir soru var. Yeni personel alırken mi başvuru yapacağım? Yeni personel, evet, yeni teknik anlamda yeni alacağınız, istihdam edeceğiniz personel için başvuru yapabilirsiniz. Başvuruyu e, önce yapıp Nisan 20'ye kadar da personeli bulma imkanınız var, alma imkanınız var. Yani şu anda ben iki personel almayı düşünüyorum ya da beş personel almayı düşünüyorum diye ön başvuru yapabilirsiniz. Nisan 20'ye kadar da bu personelleri işletmenizde çalıştırıyor olmanızı bekliyor olacağız. Başka soru varsa şöyle aşağı doğru gidelim. Çok soru gelmeye başladı. Üniversite öğrencileri alabilir mi? Bu alacağınız personel meslek lisesi mezunu ise evet üniversite mezunu olma şartını aramayacağız ama öğrenci ise öğrenimini bitirmiş olması gerekiyor. Çünkü diploma kontrolü yapacağız. Fakat üniversite mezunu aynı zamanda da daha önce meslek lisesi mezunuysa onu kabul edebiliriz. Murat Yavuz Bey bir soru sormuş. Bu destekle beraber personelimiz için iş kur, işbaşı eğitimi programından da katılabilir miyiz? aynı anda aynı personel için tek bir kamu kurumundan destek alabilirsiniz. Yani hem COSCEB'in personel desteğinden hem de işkur, işbaşı eğitiminden yararlanamayacak gibi görünüyorsunuz. Onu bir işkurla konuşmanızda fayda var. Onlara bu durumu izah ederseniz onlar da size bilgi vereceklerdir. Bir anonim rolsüz katılımcımız var. İki farklı SGK dosyası olanlar için ortalama çalışan sayısının ikisinin toplamı olarak mı yoksa ayrı ayrı mı değerlendirmek gerekiyor? Bu biraz teknik soru. Biz vergi numarası üzerinden değerlendiriyoruz. 10 tane de şubeniz olsa o vergi numarasına kayıtlı işte çalışan sayısını baz alıyoruz. İki şubenizdeki elemanların toplamı, iki şubeniz var ise. Yine Belentur ikinci soruyu sormuş. Onun öncesinde bir başvuru yapmama gerek var. Bunu açıkladım zannediyorum. Elemanı almadan önce de başvurabilirsiniz. Elemanı da 25-20 Nisan'a kadar özür dilerim alabilirsiniz. Personel işten ayrılırsa Bahtışan hanımefendi mi beyefendi mi bilemedim ama Bahtışan'dan bir mesaj var. O da der ki personel işten ayrılırsa yerine yeni personeli nasıl ekleyeceğiz? Bu, bu dönemde de size 3 aylık süreyi bunun için veriyoruz. Elemanınız işten ayrıldı, başka bir yere yerleşti, hastalık oldu, farklı bir problemler oldu. İşten ayrılırsa aynı özellikleri taşıyan meslek lisesi, meslek yüksekokulu, üniversite, mesleki teknik lise mezunu başka bir personeli alıp o eksik ayınız için 3 ay süre vermiş olacağız size. AYS Koçak Yapı Market'ten bir soru var. Ödenen maaş kadar mı bize yatacak yoksa asgari ücret ödenen yeni personel de kişi başı 100 bin TL alacak mısınız? Biz yeni istihdam ettiğiniz her bir personel için işletmeye 100 bin liralık bir destek. Tabi istisnaları vardı 110 lık kısmı kadın veya işletme etkisi kazınsa 110 bin lira vereceğiz. Burada maaşla ilgili bir durum değil. Maaşı siz personel kendiniz ödeyeceksiniz bir yıllık giderinizin 100 bin liranın üzerinde olmasını bekleyeceğiz kişi başı sizin. Yani personele yatırmayacağız, işletmeye vereceğiz bu desteği. Sadece personel için mi istihdam var? İstihdam için mi destek verilebiliyor. Bunu da anlatmıştım biraz önce. Evet, yeni istihdam edeceğiniz personel için işletme giderlerine yönelik bir destek sağlıyoruz. Infinite makineden bir soru var personel başına 100 bin TL mi ödenecek? İki personel alınca 200 bin TL olarak miktar artacak mı? Evet. Ön başvuru esnasında ölçeğinizle e, ölçeğinize uygun mikro ölçekli bir işletmeseniz iki kişi talep edebilirsiniz. Desteğiniz 200 bin liraya çıkar. Küçük ölçekli işletme ise 5 kişiyi de seçebilir. Destek oranınız 500 bin liraya çıkabilir. Yani 100 bin lirayla sınırlı kalmayacak. Her aldığınız personel için 100 bin lira vermiş olacağız personelin üniversiteden mezun olduğu branş önemli mi? Şu an için öyle bir kıstasımız yok. Personele verilecek maaş asgari ücret olabilir mi? Bu işletmenin takdirinde. Asgari ücretin ver, üzerinde vermesini umut ederiz. Ama asgari ücrette verirse bir sıkıntı yok. Küçük ölçü Serra Arıkan'ın bir sorusu olmuş küçük işletmeye ber 5 personelden az destek verilmesi söz konusu olur mu? Ön başvuru incelendiği durumda işletmeye 3 kişilik istihdama destek veriliyor denilebilir mi? Hayır. Maksimum 5 kişiye kadar verebiliriz ama siz ihtiyacınız 3 ise 3 kişiye vereceğiz. Programınız kesin olarak onaylandığında 5'i onaylamışsak 5 kişiye kadar destek verebileceğiz. Siz 5'e başvurduğunuzda 3'e indirdik, 2'ye indirdik diye bir durumla karşılaşmamış olacaksınız. 9 kişilik çalışan sayımız varken bunun yeni istihdam için ona tamamlarsa küçük işletme sayılıp azami 5 kişilik destek alabilecek miyiz? Maalesef alamayacak görünüyorsunuz sayı itibariyle ama kobi bilgi beyannamesini doldurduğunuzda biz işletmenizin bir önceki dönemdeki ölçeğine bakıyoruz. İki dönem üst üste bu ölçeği aşarsanız iki yıl o zaman küçükten mik mikrodan küçüğe veya küçükten ortaya geçebiliyorsunuz veya tam tersi olabiliyor. Yani siz beyannamenizi girdiğinizde sizin ölçeğiniz otomatik olarak çıkmış olacak. Orada mikro yazar ise iki kişiye, e, küçük yazar ise beş kişiye kadar eleman istihdam edebileceksiniz. Elif Hanım demiş ki bir kişi almamız yeterli mi? Takdir sizin bir kişi de alabilirsiniz. Ölçeğinize göre iki veya beş kişi de alabilirsiniz. Yine Bilgihan soruyu devam ettirmiş. Personel alma taahhüdü ile ön başvuru yapılıyor. Son işe alım tarihi Nisan dediniz. Net olarak son başvuru tarihini verir misiniz? 20 Nisan. Ee, ön başvuru için 31 Mart. 31 Mart'a kadar ön başvurunuzu yapmanız lazım. Personeli de 20 Nisan'a kadar evet. alıyor olmanız lazım. Daha sonrasında da 25 Mayıs'ta da ilk ödemeyi bizden talep ediyor olmanız gerekiyor. Yine altta bir soru var. Yeni açılan veya açılacak firma için şart nedir? Maalesef bu program Dünya Bankası ile ya yaptığımız bir protokol çerçevesinde veriliyor. Oradaki şart da şuydu, pandemiden önce kurulmuş ve pandemiden etkilenmiş işletmelere biz bu desteği sağlayabiliyorduk. Yani 2019'da açık ve sonrasında faaliyetlerini sürdüren işletmeler, 2020 veya 21 ya da 22'de kurulan işletmeler maalesef bu programdan yararlanamayacaklar. Lale Senar Özen bir soru sormuş. Personel sayısı yüzün üzerinde olan firmalar bu destekten faydalanabiliyor mu? Maalesef faydalanamıyorlar Lale Hanım. Biraz önce sunumda da belirttiğim gibi çalışan sayısı 50'ye kadar olan küçük işletmeler veya mikro işletmeler bundan faydalanabilecekler. Cansu Akkül bir soru sormuş. Personelin meslek kodunun bir önemi var mı? Herhangi bir departman, departman sınırlaması var mı? Hayır yok. Siz e, ön başvuru yaparken istediğiniz departmanları seçebiliyorsunuz formun üzerinde. Pınar Aycan bir soru sormuş. İki sene geri ödemesi sonrasında dört ayda bir altı seferde geri ödeme bilgisini doğru anladık değil mi? Evet gayet doğru anladınız. İlk iki sene hiçbir şekilde ödeme yapmayacaksınız. Kullandığınız destek miktarını kalan takip eden iki yılda dörder aylık dönemlerde altı taksitle ödeyeceksiniz. Yani dördüncü yılın sonunda bugün itibariyle kullandığınız 200 bin liraysa 200 bin lirayı geri ödemenizi bekleyeceğiz. Faiz veya komisyon almayacağız. Orta ölçekli işletmeler destek kapsamına giriyor mu? Maalesef girmiyor. Küçük ve mikro ölçekli işletmeler. 31 Mart son başvuru 20 Nisan personel alımı 1 2 3 bu tarihe kadar personel almazsak ne oluyor programa başvuru yapamıyorsunuz kesin başvuruyu ön başvurunuz yapılmış oluyor ama ödeme talebinde bulunamamış olacaksınız. Bir kaybınız yok ön başvuru için onu söylemeye çalışıyorum. Niye başvurmadınız almanızı bekliyoruz diye de bir şey olmayacak. Sorular devamı geliyor Zafer Bey. evet. Ben böyle sırayla okumaya devam ediyorum. İmalat ünvanını almış fakat imalat yapmak için kapasite raporu olmayan işletmeler destekten yararlanabiliyor mu? Muhtemelen Betül Hanım birden fazla NACA kodunuz vardır. Biz kapasite raporunu inceleyeceğiz, bakmayacağız. Kullandığınız NACA kodlarından herhangi bir tanesi, ticari faaliyetiniz de var anladığım kadarıyla, herhangi bir tanesinin bu kodların içinde olması yeterli. Bilgehan tekrar sormuş. Başvurduğumuz personel daha öncesinde COSCEP'ten, teşvikten faydalanmış olması önemli mi? Buradaki şartlardan COSCEP veya başka bir yerden faydalanmış olması önemli mi? Sorusunun cevabı şöyle. Biz zaten alacağınız personelin son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla SGK 4A priminin olmamasının veya hiç daha önce çalışmamış personel olmasını istiyoruz. Daha önce bu destekten yararlandıysa muhtemelen bu personelde bu şartları sağlamıyor olacak ve alamayacaksınız. Destek çakışmasını da istemiyoruz tabii ki. Başka soru var mı? Buyurun. Şu, şu an için soru göremiyorum ama. Sorunuz var. Soru var ise birkaç dakika daha bekleyebilirim. Onları da memnuniyetle cevaplarım. Ya bugün bizim personelin yaş günü vardı, Onlar da şey Şu an için herhalde soru yok. bir tane daha geldi. Devam ediyor. Alınan yeni kişi yarı zamanlı çalışan olabilir mi? Biz Bayram Bey çalışan kişinin en az 10 gün SGK primlerinde işletmenizin 4A'sında görünüyor olmasını isteyeceğiz. Evet. En az 10 iş günü orada çalışıyor olacak. Evet. Yarı zamanların toplamı 10 gün olursa bizim için bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Başvuru tarihinden önce halihazırda istihdam ettiğiniz fakat gerekli şartları sağlayan personeller içinde başvurudan sonra faydalanıyor faydalanabiliyor muyuz? Evet faydalanabiliyorsunuz. Onu açıklığa kavuşturdum diye düşünüyorum. Aralık ayında dahi bu personel işe aldıysanız bizim için yeni personel e, olarak kabul ed ediyoruz. Bizler yeni personel olarak kabul ediyoruz. Yani onun için de bu programdan yararlanabilirsiniz. Alınacak personel 2-3 neyse Aralık ayında aldıklarınızı bunu o tarafa yazabiliyorsunuz. Betül Hanım sormuş. Otomotiv sektöründe distribütörlük faaliyeti gösteren işletmeler de teşvikten yararlanabilir mi? NACA kodunu lütfen kontrol edin. Vergi dairenizde ya da gelir idaresi başkanlığında bulunan tüm NACA kodlarınız biraz önce bahsettiğim NACA kodlarının içindeyse yine web sayfamızdan bunun detayına ulaşabilirsiniz. İçindeyse bu programa şartları sağlamanız durumunda başvuru yapabilirsiniz. Başka soru var mı? Herhalde soru yok gibi görünüyor Zafer Bey. Tamam, peki Erdem. Değerli katılımcılar, faydalı bir program gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Sayın Erkan Güngör'e çok önemli katkıları ve destekler için teşekkür ediyoruz. Hepinize de sağlıklı günler diliyorum. Erkan Bey tekrar size çok kurum adına da saygıyla teşekkür ediyorum. Ve güzel bir program oldu. Faydalı bir program oldu. Çok teşekkürler. iyi günler diliyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Umarım bu programın hem işletmelerimize hem çalışanlarımıza hem de kobilerimize faydalı olmasını diliyorum. Ben de herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız.